Pilo güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bir devrin başlangıcı. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar yerde gördüğünüz gibi bütün videoyu yerdeki kuşlarla izleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz kuşlarımızı böyle bayağı bir stokladık. Koyduk. Yerde bayağı 30 taneye yakın güvercin oldu. Zaten havadakileri bir önceki videoda saymıştık. 48-49 tane falandı. Yerdeki 30 taneyi de eklersek arkadaşlar üzerine yani 80 lira ne alaka be 80 tane yapıyor. Evet arkadaşlar kavramları karıştırdık. Her şey para olmuş ya. Bak masmanaya bak nasıl geziyor. Arkadaşlar bunları biz stokladık. Böyle bayağı oldu birikti ve artık bunları yolmanın zamanı geldi. Şöyle bir kabataslak arkadaşlar bir sayı alacağım yerden. Yerde kanatlı kuşlarımız da var. Onlarla beraber 30 tane yapıyor. Ama onları çıkartırsak 24-25 tane falan yapıyor. Bir kabataslak sayalım arkadaşlar. 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Göğünde kanadını yolmuştuk. 26 bu arada pardon. Yerde kanatlı kuşlarımız da var ama onları birazdan eleyeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin ne yapacağımıza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar kuşlarımızı yolmaya başlayacağız. Hepsinin kanat kuyruğu yolunuk değil arkadaşlar. Kırkılı değil pardon. Hepsinin kuyruğu kırkılı olsaydı yapacağımız şey şu an sadece bu videoda arkadaşlar kuşları doyurup kuyruklarını yolup bir hafta sonra kanatlarını yolmaktı. Ama şu an hepsinin arkadaşlar kuyruğu kırkılı olmadığı için bir hafta 10 gün beklemeye gerek yok. Yani gerek duymadım. Bir arkadaşımız sormuş güvercinlerin kuyruğu neden kırpılır? Arkadaşlar yerdeyken kuş kuyruğu yere sürtüp de nasıl diyeyim size böyle telef olmasın, kendini yormasın, daha çok dinlenebilsin, kendini toplasın. Bu sebepten dolayı arkadaşlar kuşların kuyruğu kırpılır. Bir video gördüm. İşte herkesin sır gibi sakladığı kuyruk neden kırpılır? Sizlere açıklıyorum. Videonun başlığı bu. Arkadaşlar öyle sır dolu bir perde falan yoktur. Yanlış anlaşılmasın. Yani kuşun kuyruğu, kanat kuyruk kırkılır. Kuş yerde daha çok dinlensin, daha çok güçlensin, gücünü kaybetmesin diye kırpılır kuyruğu. Yani amacı bu. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken ilk işlem kuşlarımızı tamamen doyurmak. Az önce 1,5 tas yemiydiler. Kuşların tamamen doyduğunu nasıl anlayacağız? Yarım tas yem vereceğiz. Yem arttığı zaman yani yem fazlalaştığı zaman yem dozajını düşüreceğiz arkadaşlar. Yerde az bir şey yem kalacak. O zaman doyduklarını anlayacağız. Şu an zaten kuşlar tok. Aslında kanatlı kuşları doyurmama gerek yok ama hadi bugün onlara da kıyak geçelim. Dediğim gibi onlara da bir kıyak geçelim arkadaşlar. Onlar da bugün tam doysunlar. Gündüz arkadaşlar hava güzel olduğu zaman kesinlikle kuşları doyurmuyoruz. Bu altın kural. Onu unutmayalım. Şu an ben cebimdeki bir avuç yemi attım. Abicim ben oraya poşet koymuşum. Siz neden ısrarla orada duruyorsunuz? Neden kuşlarımızı doyuruyoruz? Onu da hemen açıklayalım. Bunlar yemlerini yesinler. Yemlerini yerken biz de konuşalım. Arkadaşlar kuşlarımız kanat değişiminde, kanat tüy değişiminde daha fazla enerji harcayacaklar. Daha fazla enerji harcayacakları için kanadı yeni gelen kuşu tam doyurmak gerekiyor. Hani böyle vücudu sürekli böyle kan üretecek. Kanatlara kan gidecek. O yüzden dolayı kuşun böyle sağlığı, yemi, her şeyi yerinde olması gerekiyor. Hatta şöyle bir rivayet var. Bir rivayete göre böyle hafif kırgın olan kuşları kanat kuyruk yoldukları zaman o kuş iyileşiyormuş. Çünkü sürekli kan dolaşımı hızlı olduğu için kan yenileniyor. Kan yenilenince o vücuttaki hastalık bakteride meftah. Allah'a hamd.
Bu arada Allah ilhamı Arapça'da Allah rahmet eylesin demek. Aynen. Bu arada Arap değilim. Dediğim gibi arkadaşlar, yemlerini yesinler. Fazla olan yem artsın böyle yerde. Zaten onlar havada yemlerini yemişler. Karınları tok, sırtları pek. O ne? Tip mi? Tip. Tip değilse işe yaramaz abi. Gene bir kaçak indirik. Gene bir kaçak indirmiş. Yem atıyor. İnşallah kalkar buraya gelir. Amin. Bu videoyu zaten izleyecek. Altına da yorum yapar. Canım. Gel al, şerefim var. Bak 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 bak. Bak. Atamadı. Göy göy. Abi böyle bir şey olamaz ya. Bak kuş arkada bak. Kuş arkada aşağı indi bak, çakıldı. Gel. Gel oğlum, gel 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 gel. Free'yim, free'yim. Öyle bir övdü ki. Ben dedim herhalde şey. Güzel böyle isimli bir kuş. Peki. Evet arkadaşlar, bu bunların son yemeğiydi. Benim hesaplamalarıma göre 2,5 tas oldu yem tüketiyorlar. Bari abi, zeytiniye mi çok güzel koşuyor. Bak geldi 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 bak. Bak inici bak. Bak. Öyle bir dedi ki. Yürü git lan. Gelme buraya. Vazgeçtik biz, seni istemiyoruz. Bak 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 bak. Gitti. Yukarı gitti. Bak geliyor, geri geliyor bak. Geliyor, geliyor. Evet arkadaşlar, zeytini ve Şahin abinin tepkisi. Bak bak bak, Metin abi indi. İnemedi. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama çok değişik bir kuş. Çakmaklı posta. Bak bak bak, işte burada. Bak burada. Metin abi inecek. İn. De. Kümesin üstüne indi. Aynen. Kümesin üstüne indi. Arkadaşlar kuşlarımız doydular. Bakın yem atıyorum. Yeme karşı böyle hiç tepki yok. Kuşlar aç olsa böyle mi olur? Saldırın abi yeme. Ölü mü ne? Bu arada geçenki bir Göken şuradan böyle geliyordu. Onu da göstereyim. Göken şuradan çıkıyor. Elinde poşetin içinde kuş vardı. Mevzuyu anlamayan arkadaşlara. Adam gitmiş. Köyden kuş göndermişler kendisine. Kuşları poşetin içine koyup getirmiş. Buradan da kuşları bize gösteriyor. Elinde bir tane kırmızı macar vardı. Evet, şimdi bizim uçan kuşlardan işimiz bitti. Onun için arkadaşlar ceket devreye girecek. Ceketi alacağız, ceketi atacağız. Yerde ne kadar kanatlı kuş varsa hepsi havaya kalkacak. Yeniydi, eskiydi, şusuydu, musuydu. Kalksın arkadaşlar. Gökeşbirim de zaten çok şükür düzelmeye başladı. Ayrıca bir sonraki video ilaç videosu olur. Bugün küme ziyareti yapacağız. Hava çok iyi. Bir sonraki video ilaç videosu olur arkadaşlar. Nasıl iyileştiğini de size göstereceğim. Hadi şimdi başlayalım operasyona. Neden kanatlı güvercinleri havaya kaldırdığımı şimdi anlayacaksınız. Yürü! Evet, yürüttük. Evet, gövde kalktı. Tamam. Operasyon başarıyla tamamlandı. Yerdekileri sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25. Hadi canım, gök hiçbir kalkmış. Böyle bir şey olamaz. Kuşları indirmemiz lazım. Geçin bakayım içeri. Geç 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 geç. Bak arkadaşlar, gökeşbiri görüyor musunuz? Nasıl düzelmiş. Maşallah maşallah sanırım. Çok mutlu oldum ya. Benim en sevdiğim kuşlardan biri. Bak yüksekte uçuyor şu an. Benim çok sevdiğim kuşlardan biri arkadaşlar. Telef olmasını. Geçer misin içeriye Gökhan Bey?
Neden Gökhan dedi? Çünkü kuş Gökhan'dan hediye geldi. Evet arkadaşlar, kuşları takipleyelim. Gökhan espriye bakalım, sonra videomuza başlayacağız. Anlaşılan bu video bayağı uzun olacak. Kral, kral uçuyor kral. Kral uçuyor. Vallahi kral uçuyor, helal olsun. Adamın ham maddesi ya. Arkadaşlar benim kuşuma kendi gözüm değiyor. Hangi kuşu sevsem illa başına bir iş geliyor. Daha önce de söylemiştim. Döneğimiz vardı, meftah oldu. Ondan sonra şekerimiz vardı, meftah oldu. Bayağı kuş öldü arkadaşlar. Yani sevdiğim kuşların hepsi öldü. O yüzden dolayı kimseyi sevmiyorum. Siyah alacaya bak. Siyah indi. Bu video bayağı uzun olacak. Hadi in 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 keşfir insin abi. Benim derdim keşfir. Arkadaşlar keşfir şimdi doğru düzgün bir iniş gerçekleştiremeyecek. Sebebi şu. Hafif boynu eserli kaldı. O yüzden dolayı sıkıntı yaşayacak. İnerken kendini çarpabilir. Ne vicdansız adamsın demeyin sonra. Hadi be keşfir, hadi be keşfir, in in. Bak keşfir ağa nasıl uçuyor. Aha bütün de uçanımız bunlar. Ya ortalama 46, 47, 48, 49 tane. Karşıda da 4 tane varmış. Karşıda 4 tane kuşumuz varmış. Neyse arkadaşlar, bu kuşların inmeye niyeti yok. Doyurduk bunları. Biz videoya başladığımız zaman onlar inerler zaten. Ben kamerayı sabitleyip hemen geliyorum. Bir an önce kuşlara yoluma başlayalım. Yeni bir devir başlasın. Evet arkadaşlar, şu an şöyle bir tepemiz var. Kamera gözüküyor mu? Başımı düzelteyim. Evet arkadaşlar, şöyle bir tipimiz var. Bu tipimizi Aytaç kardeşimiz bize hediye getirmişti. Arkadaşlar kanat kuyruk nasıl yolunur? Gösterelim bakın. Kırpmışız zaten. Kamera bakayım gözüküyor. Aynen. Şöyle kırpmışız arkadaşlar. Kaç tane kırpmışız? 8 kırpmamız lazımdı. 2, 4, 6, 7 kırpmışız arkadaşlar. Bu taraftan kaç kırpmışız? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8 pardon 8 kırpmışız. Normalde arkadaşlar kuş kırpılırken 8 tane kanadı kırpılır. İlk şahlardan beraber sayarak 8 tane kanadı kırpılır. Bilginiz olsun. Kuyrukta arkadaşlar zaten şurada kesme var. Bakın kesmeyi görüyorsunuz. Şu kesmedir arkadaşlar. Bu kesmeye yetişmeden önce kırpılır. Bilginiz olsun. Yolarken de arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bu kuşun canı acımaz. Bilginiz olsun. Bunlar insanın şeyi gibidir, söyleyeyim beraber. Böyle istenmeyen tüyleri gibi bir şeydir. O yüzden dolayı kuşun canı acımaz. Duyar kasmaya gerek yok. Duyar kasacak arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Kuyruğu yolduk arkadaşlar. Eğer ki sizde böyle 3-5 tane varsa arkadaşlar kuş. Bunları şey yapabilirsiniz. Kuyruğunu önce, bir hafta önce yolup kanadını sonra yolabilirsiniz. Ben arkadaşlar çünkü biraz bu kuşlara geç kaldım. Yani bunlar bir 15-20 gün önce falan yolmam gerekiyordu. Ama ben geç kaldığım için şu an ikisini birden yolacağım. Ama arkadaşlar bunu telafi etmek için sürekli kuşlarımızı doyuracağız. Şurada bakın arkadaşlar. Burada bizim piç dediğimiz şeyler var. Şunlar. Şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şuradan üstten üstten inceden inceden çekeceksiniz arkadaşlar. Bu piçlerini yolmayacaksınız. Yolarsanız arkadaşlar kuş için büyük sıkıntı. Çünkü piçleri kolay gelmez. Yolunmuş hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kanat kuyruk yolundu. Hemen bir sonraki kuşumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki kuşumuz Gökhan Akposta. Gökhan Akposta'ya bakalım. 4, 7 buradan kırpmışız. Buradan arkadaşlar 3, 4, 8 kırpmışız. Gene bir tane eksik kırpmışız. Arkadaşlar ben böyle 2 tane 3 tane kuşu yolacağım. Siz bunları nasıl yolunduğunu görün. Bakın kuyruğu yolmaya gerek yok. Kuyruk komple var. Kanatlarını yolacağım arkadaşlar. Ondan sonra siz kırpılmış, bitmiş halini göreceksiniz. Şöyle arkadaşlar ben bunu sizin karşınıza bir daha yolayım. Bakın şuradan inceden inceden yolalım.
Bu arada altında çöp var. Çöpü atıyorum. Bilginiz olsun. Göğsümde de kuş var. Bütün kuşçuların derdi göğüse kuş koymak. Acaba bu yaşına kadar gelip kuşçu olup da göğsüne kuş koymayan adam var mıdır? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, göl kanadımız şu şekilde. Yolluk. Arkadaşlar bu kuş bizde uçmamış. Bu kuşun bir sıkıntısı var. Ben diyorum ki bakın şuradan tüy eksik. Ben diyorum ki şuradan tüy eksik arkadaşlar. Çoğu kişi de diyor ki kanadı çekiyor. Evet arkadaşlar, sıradaki kuşumuz göktip bakın şuradan kuyruklarının bazısı kırpılı, bazısı kırpılmamış. Bu neden böyle olur? Fekinden dolayı arkadaşlar. Eğer feki kuşun atmışsa, tüy değişimi yani olmuşsa, bunlar atmıştır. Biz ne yapıyoruz burada? Kuyruğun hepsini tabii ki yolmuyoruz. Buradan bakın seçiyoruz. Kırpılı olanları. Bakalım kaldı mı? Şuradan bakınca bir tane daha varmış gibi gözüküyor da. Bence var. Bulamadım. Heh, buldum. Evet sayalım. 2, 4, 6. Buradan 6 kırpılmış. Buradan 2, 4, 6, 8 kırpılmış. Arkadaşlar bu kuşu biz kırpılı almıştık. O yüzden dolayı. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar yapmanız gereken işlem çok basit. Şuradan alıyorsunuz kuşun, dediğim gibi bakın. Alttaki ince tüylerine karışmadan, yani pijlerine karışmadan kuşun ucundan tutup yoluyoruz arkadaşlar. Ve bu kuşlara her gün doyuruyoruz. Arkadaşlar hedefim bu kuşlardan bir tane file vermek. Bakın aslında hedefim yok. Hedefimde bir tane file vermek bile yok ama hani ne olur ne olmaz diye biz bir tane koyalım. Onu nasıl yapacağız? Hemen onu da göstereceğim. Arkadaşlar bu sizin izlediğiniz üçüncü kuştu. Ben bunların hepsini arkadaşlar kanat, kuyruk yolup geliyorum. Kırpılı olanların kuyruğunu yolacağım. Kırpılı olmayanlarınkini yolmayacağım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ortalama 20 dakika falan geçti. 20 dakikada kaç tane kuş olmuşum? Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kuş olmuşum ve daha kümeste bunun kadar daha var arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Şimdi bir sigara molası verdim. Biraz dinlenmem lazım çünkü bu işi yaparken parmaklarınız ciddi anlamda çok acıyor. Zaten videomuz bittikten sonra dağlı çıkmış gibi. Dağlının yanına mı gideceğiz? Aynen dağlı kuşları açmış. Dağlının yanına gideceğiz. Önce kuşları yolmamız gerekiyor ama. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane yolmuşuz arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat ederseniz şekerinin kanadı var. Şekerinin kanadı neden var arkadaşlar? Bir tel, bakın şu şekeri. Onu da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar bazı kuşların kanatları sıkıntılı gelebilir. Ve nasıl diyeyim, böyle sarımsak olur, böyle kanat döner. Onun arkadaşlar maalesef bir çözümü yok. Bilen varsa da yoruma yazsın. Bir bildiğim şey arkadaşlar, kuşun böyle o çıkan yerini, tüy yerini iğneyle böyle eşiyorlar. Oraya böyle şey koyuyorlar. Buğday tanesi koyuyorlar arkadaşlar. O buğday tanesi orada yeşeriyor. Oradan kanat bir şekilde çıkıyor. Nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ben bilmediğim için arkadaşlar şekerinin bir tel, o dönmüş kanadını, bakın nasıl dönmüş kanadı görüyorsunuz. Bu kanadını çekmedim. Eğer ben bu kanadını çekseydim arkadaşlar, kuşun kanadı ortalama 3 ay geçse gelmeyecekti. Çünkü bu kuş arkadaşlar bizde 6-7 aydan beri bizde. Gece karışmasında kaçırmıştık bu kuşu, hatırlarsınız. Bu kuş, o kuş arkadaşlar 4 gün sonra geri geldi. Tüyleri bitmiş bir şekilde. Yani bu tüyleri böyle nasıl diyeyim, peremperem olmuş, böyle parça parça olmuş. O yüzden dolayı arkadaşlar ben o taze gelen kanat, yani geç gelen dönmüş kanat hariç hepsini kırptım ve bu kanat tam oturdu arkadaşlar. Ortalama bir aydan beri yerde ve şu an kanadı yeni yeni tam oluyor. Özellikle arkadaşlar bunlara dikkat edin. İkinci bir seçenek arkadaşlar, kuşun taze kanat olup olmamasına dikkat edin. Bakın taze kanat ne dediğimiz, böyle kanlı
Kanadı arkadaşlar bakacaksınız, üfleyeceksiniz. Zaten taze kanat kendini belli eder. Böyle oradan buradan pörtlemiştir. Diğerlerine göre daha uzun, daha kısadır arkadaşlar. Sizin kırptığınızla alakası yoktur. O düzen bozulmuştur arkadaşlar. O kuşa dikkat etmeniz lazım. Eğer taze kanadını çekerseniz kanadı arkadaşlar bu kuş gibi, şekeri gibi olabilir. Bunu da arkadaşlar önemli uyarı, dikkate alınız. Arkadaşlar ben bir sigara molası vereceğim. Ondan sonra diğer kuşları yolduktan sonra siz zaten bu videonun devamını izliyor olacaksınız. Şimdilik bana müsaade. Evet arkadaşlar, ortalama 25, 26, 27 tane kadar kuş yoldum. Tek yolmadığım arkadaşlar bu kümeste bir tane taklidim var. Onu yolmadım. Bir de şurada bir göğalaca var. Nerede o göğalaca? Şu göğalacayı yolmadım. Arkadaşlar bunları yolmamamın sebebi bu göğalacanın kanadı sakat. Diğer hangisi demiştik? Bir tane daha yolmamıştım. Hayır, sadece bir göğalaca, bir tane daha olacak. Hangisiydi lan o? Bir göğalacayı yolmadım ha. Bir göğalaca arkadaşlar, bir de kümesteki taklit demiştik. Göğalacanın arkadaşlar kanadı ağrıyor. Ondan yana bilginiz olsun. Arkadaşlar o kadar itinayla size bahsettim. Dikkatli olun, kuşun taze kanadını yolmayın falan derken. Ben arkadaşlar kuşun taze kanadını yolmuşum. Haberim yok. Şöyle bakın. Beyazın kanadını yolmuşum. Ve gördüğünüz gibi kan akıyor. İnşallah arkadaşlar kuşun kanadı dönmez, küt olmaz. Küt olursa sıçtık demek. Affedersiniz. Arkadaşlar ortalama bakın bu kadar. Kanat yoldum. Kanat kuyruk bu kadar yoldum. Ellerim ciddi anlamda. Bakın ellerimin haline. Şöyle hop. Parmaklarım falan şişti. Bu siyah alaca büyük bir ihtimal arkadaşlar şahını örseledim. O yüzden dolayı kanıyor. Çünkü ben özellikle baktım, bir şah kanatları tazeydi. Geri kalanlar oturmuştu. Onu yolarken şah kanadının yanındakini yolarken arkadaşlar şah kanadını örselemişim. O yüzden dolayı kanıyor. Şimdi kaydı kapattıktan sonra bakacağım. Siz olun arkadaşlar, daha özenli olun. Ben 27-28 tane kuş içinden sadece bir tanesinin bir tüyünü kaçırmışım. Benden size tavsiye, ben yaptım, siz yapmayın. Arkadaşlar şimdi bu kuşlarımızı yolduk, her şey tamam güzel. Arkadaşlar bu kuşların kanatları geldikten bir hafta sonra, yani böyle filizlenmeye başladıktan sonra artık siz bu kuşları göremeyeceksiniz. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar hedefimiz komple bir bölüğü uçan yapmak. Bunların hepsini bir saniye bile fire vermeden uçan yapmak. Onun için arkadaşlar sabırlı olmak gerekiyor, zabt etmek gerekiyor. Günün belirli saatlerinde uçurmak gerekiyor. Gün yüzü göstermememiz gerekiyor kanatları tam oturana kadar. O yüzden dolayı arkadaşlar filizlendikten sonra siz bu kuşları göremeyeceksiniz. Bilginiz olsun. Neyse arkadaşlar, bu videomuz bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar video önerileriniz veyahut da bu video hakkında yorumlarınız varsa, ciddi anlamda yorumlarınıza ihtiyacım var. Bilmediğim yerlerde yardımınıza ihtiyacım var. Bilenleriniz varsa arkadaşlar yorum yapmayı unutmasın. Ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.